Of. Sen bir de kapıya bakmayı bilsen var ya, bizim kimseye ihtiyacımız kalmayacaktı. Hadi kalk. Of. Kimse kusura bakmasın, artık önceliğim sensin. Dato gel buraya. Şişt. Haydi bakalım. Hey! Ha. Oo! Kusura bakma, biraz döktüm. Ay Berk, acil konuşmamız lazım. Ay açtım! Açtım! Ay bu ne? Kızım. Şimdi seni ben 5 dakika bırakacağım, tamam mı? Bir kez dolaş. İşte korkuyorum senden ya. Uf. Hadi. Uza. Oh. Ay gitti mi? Koş kızım. Komik. Ay. Ay. Nereden çıktı bu? Ay. Ben artık sen bu eve gelmediğini ne yapayım bilemedim. Gittim, köpek sahiplendi. Ha ne güzel, iyi yapmışsın. Peki seni kim sahiplenecek Berk? Ben. O yüzden bence birazcık beni de sahiplen. Berk. Sağ ol. Sen hasta mısın sen? Vallahi bak ciddi söylüyorum, hasta mısın sen? Ne yapalım biz, şey yapalım. Hastaneye mi yatırsak seni? Olur. Sen yatacaksan gelirim birlikte. Berk. Bak biz seninle aynıyız. Aynı hamurdanız, anlamıyor musun bunu? Ben yoksam senin kimsen yok. Tamam. Tamam yani. Okey. Bence okey. Benim için sıkıntı yok. Ben kimse olmasın. Sen de olma. İyi, olur. Gider misin? Berk, gidecek kimsem yok. Anlamıyor musun? Sen yoksan benim de kimsem yok. Ya hiçbir arkadaşımın umrunda değilim. Ege ile Çağrı takılmışlar o Zeyno denen çirkinin peşine. Yakında Arap'ta kankaları olur. Kıkırdaşıp duruyorlar, ne güzel. Ya Cem'e desem bir işler peşinde, plan yapıyor. Ama sen olmadığın için çözemiyorum da kızın niyetini. Aklım yetmiyor. Berk. Sen yoksan eskisi gibi ortada grup da yok. Yani umurumda değil. Cemre de mi umurunda değil hiç? Hı. Dün gece Ali ile birlikte el ele karşıladılar misafirlerini. Ege ile Çağrı'nın mutluluktan bir alkışlamadığı kaldı. Berk, eğer acele etmezsen ne arkadaşlarını ne de sevgilini toz yakalılardan geri alamayacaksın. Seçim senin.